Eskişehir efendim ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Tarihlerimiz 18 Şubat'ı gösteriyor. Günlerden Perşembe. Ben Burcu Bilgiç ve arkadaşım Kerem Akyıl'la birlikte yine karşınızdayız. Saatlerimiz 9'u gösteriyor. Eskişehir ve Ulusal Gündem'den gazete manşetlerini Kerem arkadaşımla birlikte aktaracağız sizlere. Bugün güzel haberlerimiz var. Evet. <laughs> Nasılsın Kerem? Çok teşekkür ederim. Sen de iyisindir inşallah. Teşekkür ederim ben de iyiyim. İstersen Bugün her zaman olduğu gibi. sanki uyanamadık değil mi? Yok ben uyandım. <laughs> Ben uyandım. O zaman ben kendi adıma konuşayım. Evet, bugün biraz, biraz haberlerle uyanamadım. uğraştım. Belki ondan biraz dalgınımdır. Evet. Ee, bugün yine her zaman olduğu gibi hava durumuyla başlayalım Tabii, istersen. Tabii bakalım. Ee, bugün şu anda ben içeri girerken güneşliydi hava ama meteoroloji diyor ki kar yağışı olacak zaman zaman. Evet. Vatandaşlarımız onu bilsinler. 2 ee, derece santigrata kadar yükselecek hava sıcaklığı. Bu soğuk olacağı anlamına gelir. Hı, hı. Gecede eksi 10'a kadar düşecek. Evet. Yani hem soğuğu hem kar yağışına vatandaşlarımız akıllarının bir köşesine yazsınlar. Özellikle akşamları ona göre tedbir almalarında fayda var. Bugün sabah da inanılmaz soğuktu. Güneşli ama soğuk yani. Çok evet, soğuk. ilginç bir soğuk böyle. Güneş var bir yandan ama değil mi? soğuk yani. Isıtmayan bir güneşimiz var yani. Evet. evet. Güzel haberlerle başlayacağız dedik ya. Dilersen Hürriyetle başlayalım ulusal tamam. gündemden. Çünkü e, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği bir sorunun cevabı var Hürriyet'in manşetinde. Normale, Normale dönüş, dönüş. <laughs> Mart'ta başlıyor. Hepimizin merakla beklediği evet. bir e, soru diyor. Cevaptı doğrusu. Doğru. Hemen içeriğine bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca vatandaşın merakla beklediği millete sesleniş konuşmasında Mart başı itibariyle kademeli olarak normalleşme takviminin başlatılacağını açıkladı. Hemen e, önemli bir haber o yüzden e, diğer alt başlıkları da okumak istiyorum aktarmak tamam. istiyorum izleyenlerimize. İller 4 gruba ayrılacak başlığı yer almış. Mart aşılamada çok mesafe kat edeceğimiz bir ay olacak. Mart başı itibariyle iller vaka, aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandırılacak. Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını illerde vaka, aşılama ve diğer kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz demiş. Esnafla ilgili bir haber var. Hemen yan başlık. Esnafa yol haritası açıklanacak. Restoran, kafe Kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacak. Uzaktan eğitime devam eden öğrencilerimizin durumu da illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecek. Biraz daha sabredilerek, biraz daha fedakarlık yaparak bu musibeti tehdit olmaktan çıkartabilecek bir yerde duruyoruz." demiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Hadi bakalım. Mart ayını heyecanla evet, ve merakla bekliyoruz. Şimdi o kadar bekliyoruz. hemen konfetileri <laughs> patlatmayalım, havai fişekleri de patlatmayalım. Normalleşme başlıyor demek. Yani her şey eskisi gibi olacak demek değil. Yeni bir, normal tabii. Yeni normal bu. Yani aslında anormal onu hı hı. söyleyelim. Ama şu anda biraz sıkıntılı bir durumdayız. İşte akşamları sokağa çıkamıyoruz. Hafta sonları sokağa çıkamıyoruz. İşte lokantalar, kafeler zaten kapalı. Ne olduğu belirsiz. Hı hı. Yani bu ağır tedbirler hafifletilecek. Kastedilen şey o. O da Mart'ta başlayacak. Yani işte bir ay içerisinde yaklaşık olarak başlayacak kademeli olarak biz tabii burada vatandaş olarak bireysel önlemlerimizi, ki bize düşen üç vazife var. Maske takacağız, hı hı. unutmayacağız onu. Hı hı. E, bir Sosyal mesafemize misafiye. dikkat edeceğiz. Bir de hijyen. Hijyen zaten Türk milleti için sorun değil. Biz temiz bir milletiz. Ama diğer ikisi sorun. İşte Sarılarak öpüşmek falan gibi böyle hı hı. şeylerimiz var, bizim tutkularımız var. Bunlara bir müddet daha devam edeceğiz. Eğer bunları yaparsak bu Mart ayında başlayacak olan normalleşme hızlı bir şekilde ilerler ve gerçekten... O hani anormal normal diyorum ya yeni normal ya da o gerçekten eski tip normale dönebilir. Burada biraz biz vatandaşın üzerine düşen görevler var. Biz genellikle hükümete görev düşüyor diyoruz. Tabii görev düşüyor hükümete elbette ama biz vatandaşlara da düşen çok görev Tabii var. Biz kendi görevlerimizi yaparsak eğer hükümetin yol haritası isabetli bir yol haritası gibi gözüküyor. Normalleşiriz. Artık çok sıkıldık. Bir seneyi de geçti. Evet. Biliyorsun Gülten Seber hocamızı da buraya getirdik. Psikolojimiz bozuldu. Ekonomimiz çok bozuldu her şeyimiz bozuldu yani asabımız bozuldu. Hani konuşmanın başında da dedin ya hemen konfeti patlatmayın falan o, ama o moddayız artık yani. O moddayız yani. <laughs> çünkü insanlar yani artık bir şey bekliyor, iyi bir haber bekliyor haklı evet. olarak tabii. Ben ama biraz daha yoğurdu üfleyerek yemek taraftarıyım. Tabii ki de. Bu arada esnafa yol haritası açıklanacak demiş. O son bir Onun senedir... Onunla detay verilmemiş ama... Detay verilmiyor zaten. Son bir senedir hafta başı Sayın Cumhurbaşkanımız esnafa yeni bir yol haritası belirlenecek diyor. 52 hafta geçti. 52 hı hı. tane böyle bu mesajdan duyduk biz bir ayrıntı verilmediği müddetçe de ben bu açıklamaları ciddi anlıyorum. Kimse kusura bakmasın. Artık evet. ayrıntı görmek istiyoruz. Ne demiş Sayın Cumhurbaşkanı? Daha da fedakarlık yapılacağız demiş. Esnaf daha da fedakarlık yapsın demiş. Yani bu ortada bir esnafa yönelik ciddi bir yol haritası olmadığı kuşkusunu da bende yarattı. Çünkü bu lafları çok duydum ben. Umut ediyorum bir an önce esnafın cebine para koyacak ve onun alışveriş alışverişteki engelleri kaldıracak tedbirler alınır. Ama burada tekrar dönüyorum ben. Vatandaş olarak bizlerin de kabahatimiz var. Yani Bunu unutmayalım. Biz e, açık konuşmak gerekirse üzerimize düşen e, tedbirleri doğru bir şekilde uygulamıyoruz tam olarak. Hala evet. eksikliklerimiz var. Hürriyette aşı iki kişiden birini kurtardı, başlığı yer almış. Ben de şimdi onun içeriğine bakıyordum. Evet. Korona ile mücadelede uzun aradan sonra iyi haberler geliyor. Aşı İngiltere ve İsrail'de ölüm oranlarını düşürdü şeklinde haber aktarılmış. Dünya Sağlık Örgütü COVID-19 vakalarının geçen hafta %16, ölümlerin de %10 azaldığını açıkladı. Profesör Doktor Sema Kultufan Turan Türkiye'de hem önlemlerle hem de aşılamaların etkisiyle hastaneye başvuranların azaldığını söyleyerek aşı sonuçlarının olumlu yönde olduğunu görüyoruz dedi. Profesör Doktor Levent Akın da Sinovac aşısının işe yaradığı konusunda bilgi olduğunu belirtti. Bu da sevindirecek güzel evet, bir güzel haber. Evet güzel bir haber. Bunu birkaç defa söyledik bir daha söyleyelim. Sinovac aşısı oluyoruz biz Çin'den gelen bir aşı. <laughs> Bu aşı işte Çin aşısı diye bir kulp takmaya çalıştı birileri. İlgisi yok. Son derece kaliteli bir aşı. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla gidip yaptırabilirler. Eldeki bütün bilimsel veriler Sinovac aşısının çok işe yaradığını gösteriyor. İşte bu haberde bir kere daha öğrendik ki aşı çok faydalı bir şey. Hayatımızı kurtaran bir şey. Yani biz aslında maske mesafe önlem diyoruz. Hı hı. İşte sokağa çıkma yasağı kısıtlamaları diyoruz. Bunların aslında hiçbirisi kalıcı çözüm değil. Kalıcı çözüm aşı. Tabii ki. Biz aşı gelene aşı olana kadar vakit kazanıyoruz başka tedbirlerle. Hı hı. Yani bu işi kurtaracak olan aşı Sinovac aşısı. Son derece güvenilir bir aşı. Bir kere daha söyleyelim. Bu yani. arada fotoğrafa dikkat ediyor musun Kerem? Sağlık çalışanlarımız karkış demeden, zaten aynen Allah o şekilde onlardan bir başlık atılmış karkış demeden diye. Aynen. Aşı sürecinde de büyük bir fedakarlıkla e, çalışıyorlar gerçekten. Bizim sağlık personelimiz. personelimiz, biz bundan önce sağlık personeli dediğimiz ama doktorlar gelirdi aklımıza. Tabii bu işin kalbi doktorlar ama hı hı. bunun dışında paramedikler var, hemşireler var, hasta bakıcılar var, ambulans görevlileri var. Yani sağlık çalışanları çok büyük bir aile. Evet. Hepsi çok özverili çalıştılar. Bir ara çıktık balkonlardan alkışlıyorduk onları. E, moral veriyorduk. Gaz gazla çalıştırıyorduk yani sağlık çalışanlarımızı. E, bizim bizim vereceğimiz morale çok ihtiyaçları var tabii. Ama sağlıkçılar yani dayak yemeyelim yeter diyorlar biliyorsun. Bir de öyle durumlarla karşılaşıyorlar maalesef, maalesef yani. yani. Bunlar tabii o sağlıkçılara saldıranlara da ağır cezalar uygulanması lazım ki caydırıcı olsun. Kesinlikle. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Yani bu gerçekten bizim kanatsız meleklerimiz oldular hı hı. bu süreç içerisinde. İki haber daha var. Kar gidiyor, soğuk ve yağmur geliyor demiş. Soğuk evet geliyor. Hakikaten bugün de Eskişehir'de hı hı. o meşhur Eskişehir'in soğuklarını hissettik. Evet dün de çok soğuktu bugün de çok soğuk. Bu hafta boyunca da bu soğukları hissedeceğiz zaten Eskişehir'de. Evet. Bir de PKK operasyonu milli mesele demiş Meral Akşener hı hı. partisinin e, grup toplantısında. Onunla, onunla ilgili de küçük bir haber vermiş Hürriyet gazetesi. İstersen Hürriyet geçelim. gazetesini burada bırakalım. Ve sıradaki gazeteye geçelim. Sabah gazetesine evet. geçelim. Arkadaşlarımız ekranı yansıtırlarsa çok sevineceğiz. Evet. Bay Kemal, sentetere ortaksın demiş Sayın Cumhurbaşkanımız. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız son 18-19 senedir ülkeyi yönettiği için. Çok zor bir sorumluluk bu. Yani ben hı hı. bazen kendimi onun yerine koyuyorum. 18 senedir, 19 gün mesela bu ülke 19 saat bu ülkeyi yönetmeye kalksam ben herhalde böyle kamburum çıkar. Çok büyük bir ağırlık. Evet. E o ağırlık da biraz sinirlerini ge geriyor anlaşıldığı kadarıyla. Terbiyesiz herif demiş Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na. E o, o da sinirlerinin ger gerildiğinin bunlar. bir göstergesi. Ben bu açıklamaları e, muhtemelen Kamuoyu araştırmaları da önüne geliyordur. İyice sinirleri geriliyordur. Bunu ona veriyorum ben. Üzerinde de çok durmak istemiyorum açık konuşmak ama gerekirse. Ama yine de siyasette söylemlerimize dikkat etmemiz gerekiyor. İsabetli olur ama dediğim Hı -hı. gibi çok yorgun da yıpranmış bir Cumhurbaşkanımız var. Anlayışla karşılamak lazım. Ben ona verdim yani. Başka da bir şey söylemeyeyim. Kahraman. De... Evet düzeltiyorum. Ee, Kahraman Yüzbaşı başlığı dikkatimi çekti de onu söyleyecektim. Ben Siz devam ediyordunuz galiba. Kahraman Siz... Yüzbaşı'yı ben göremedim. Hani Nerede? Evet, Hemen yan tarafta kahraman yüzbaşı başlığı altında. Garaya ilk adımı atan Burak Yüzbaşı, Hakurk'ta da PKK ile başının mağarasına Türk bayrağını diken yiğitti şeklinde haber aktarılmış. Gara harekatında ilk olarak özel kuvvetlerin en tecrübeli isimleri helikopterle bölgeye indirildi. Garaya ilk adımı yüzbaşı Burak Coşkun attı. Teröristlerle kahramanca çarpışan Coşkun iki silah arkadaşıyla şehit oldu. Burak Yüzbaşı 2019'da Hakurk'ta PKK'nın ile başlarından Kara Yılanın kullandığı mağaradaki Karargaha Türk bayrağını asan isimde şeklinde haber aktarılmış Şehidimizin ailesine bir kez daha başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Evet, biz de aynı şeyi söyleyelim. Allah fedakarlıklarını, fedakarlıklarını biz millet olarak unutmayacağız. Allah ödüllendirsin, Allah cennetine kabul etsin evet. diyelim biz. Hemen alttaki başlık da dikkatimizi çekiyor. Sekiz evladım i̇şte, daha var feda olsun demiş. İşte bu Türk milletinin kararlılığını evet. gösterir. Garada hainlerin başından vurarak şehit ettiği polis memuru Vedat Kaya'nın babası Şehmuz evet. Kaya konuşmuş oğlunun mevlidinde. HDP binası önünde iki yıl durdum. Bunlar Kürt falan değil. Dokuz çocuğumdan sekizi kaldı. Hepsi vatana feda olsun demiş. Şimdi normalde bu, bu tip bir terör baskısı evet. altında olan toplumlar. Bir noktadan sonra bıkmaya başlarlar. Ya şu adamlarla da bir görüşünde bir orta yol bulalım. Artık bu kan dökülmesin demeye başlarlar. Bu Türk milleti için geçerli değil. Bizim bizde çok büyük bir kararlılık var, milli bir bilinç var Türkiye'de ve bir kararlılık var. Yani bunu dünya üzerinde çok az baba söyler ve bunu söyleyen babalar da Türk'tür. Diyor ki evladım şehit oldu. 8 tane evladım daha var. Onları da feda, et, feda olsun vatan'a demek. Yani bu bu kolay bir şey değildir bu. Kesinlikle. Bu Türk milletine özgü bir kararlılık ve güçtür. Bu güç ve kararlılık sayesinde zaten bütün belaları aşacağız. Hiç en küçük bir şüphem yok buna. Yeter ki doğru düzgün bir şekilde adımlar atalım. E, terörle mücadelede e, hükümet olarak da devlet olarak da kararlılıkla mücadele edelim ve bir yol haritamız olsun. Mantıkla mücadele edelim. Yani böyle günü kurtarmak güzel hoş açıklamalar yapmak değil de bir projeyle bir genel kapsamlı bir makro planla yaklaşan teröre karşı. Biz terörü yok ettik. Vatandaş olarak biraz hafızamızı tazeleyeyim ben. Bu bu terör örgütünü biz yok ettik 2000 yılında. Terör örgütü falan yoktu. Hatta terör örgütü açıklama yapmış. Kendi kendimizi kapatacağız diyordu. Son bir kongre toplayacaklardı nasıl kapanacağımızı diye. Sonra Açıldık, saçıldık, tekrar güçlendiler. Demek ki terör örgütü yok edilebiliyormuş. Biz bunu da yok edeceğiz inanıyorum ben. Tekrar yok edeceğiz yani. Kerem, Yeter çok, ki hatalarımızı tekrarlamayalım. Çok evet. güzel bir noktaya değindin. İşte biz böyle bilinçte bir e, vatanız. Sekiz evladım var, sekizi de feda Hiçbir olsun şey diye. Yani Ama bize. işte bu bilinci de parçalamak, bölmek istiyorlar. Bedelli askerliğin getirilmesiyle işte bu bilinç de biraz e, bölünmeye çalışılıyor diye düşünüyorum. O Çünkü baktığımız zaman evet. nerede şehidimiz var. E, gariban köy yerlerinden böyle ücra yerlerden. Fakirler Fatih şehit fukara. oluyor. Biz hiç bir, duymadık zengin çocuğunun ya da bir milletvekilinin Tabii. çocuğunun askerlik Millet yaptığını bile duymadım kendisi ben. Üç AK Partili milletvekili bedelli askerlik yaptılar yaz döneminden faydalanıp. yani Milletvekillerinin kendisi bunu yapıyorlar. Yani bu olacak iş değil. Şimdi 1950'lerde Amerika'nın başkanı Eisenhower var. Eski bir generaldir o da. Onun masasının önüne geliyor. Profesyonel askerlik. Profesyonel askerlik nedir? Aynı polis gibi işte para alıyorsun, askerlik yapıyorsun. Şu anda Amerika'da öyle. Ve Eisenhower buna karşı çıkıyor. Neden karşı çıkıyorsun diyorlar. Ona diyorlar ki bak işte Amerika'nın ekonomik gücü var. Bu kadar asker de işte göndeririz biz. Daha da kuvvetli olur. Niye karşı çıkıyorsun? O da şöyle diyor. Eğer profesyonel askerlik olursa bizim kayıplarımıza vatandaş alışır. Vatandaş bunu kanıksar diye düşünüyor. Bedelli askerliğin böyle bir tehlikesi var. Bedelli askerlik, hatta ben internette de görüyorum bazı troller, e canım parasını alıyormuş o da filan diyor. Şimdi iş bu noktaya gider. Ama diyor ki yani parasını alıyordu, onun bir maaşı vardı. E bunun karşılığında da şehit olmak bir risktir. Olur o kadar, Allah rahmet eylesin deyip gidiyorlar. Şimdi bu duyarsızlığa neden olur. Dolayısıyla bedelsiz asker, yani eski usul e, askerlik yapmak toplumun orduya ve devletine sahip çıkması için daha önemli bir psikolojik yaklaşımdır. Yani bunu ben muhtemelen işlerine gelmediği lafları hiç dinlemiyorlar. Bu lafı da hiç dinlemeyeceklerdir bile. Ama çok önemli bir konudan bahsettiğimi düşünüyorum ben. Kesinlikle. Türkiye'de askerlik eski usul bizim yaptığımız gibi askere tezkere usulüyle olmalı ki toplum ordunun kayıplarını daha içselleştirsin. Ama işte maaşına da alıyordu. Bir riske girdi deyip geçebilirler. Yani bir duyarsızlaşma olabilir. Amerika'da var böyle bir duyarsızlaşma. Bizde olmasın. Yani insanlar aynıdır. Amerikalı, Türk yaklaşımları aynıdır. Dolayısıyla ben bedelli askerliğe zaten yani olacak iş değil yani o. Yani parası olan parayı bastıracak, askerden yırtacak. Parası olmayanlar da işte böyle şehit olacak. Evet. Bu zaten olacak iş değil yani bu. Bunu bir an önce hükümetin yaptığı bu çok büyük bir hata hükümetin yaptığı. Bir an önce oradan dönmesini tavsiye ediyorum. Ama onun dışında profesyonel orduya geçmek konusunda da bazı çekincelerim var. Torunlarım gerçek domatesin tadını bilmiyor demiş Sayın Emine Erdoğan. Erdoğan haklı, hakikaten gerçekten garip bir dünyada yaşıyoruz. Yani teknolojimiz <laughs> ilerledikçe aslında daha sağlıklı, daha mutlu yaşayacağımıza daha kötü oluyor. Ee, biz Eskişehir'de yine biraz şanslıyız. Biraz değil, bayağı şanslıyız. İşte belediyemiz fideler dağıtıyor falan böyle. O, o ata Atatoğumlarıyla <laughs> lezzetli domatesler işte marullar yiyoruz. Ama büyük şehirlerde artık Yenilen yiyecekler, sanayi tipi domatesler falan olmaya başladı. Hem lezzetsiz hem de sağlıksız bir de işin bu boyutu var. Ee, Sayın Emin Emin Emine Nurgünay dedim, o beni andı. Emin Sayın Erdoğan. Emine Erdoğan'ın söylediklerine hak veriyorum. Umut ediyorum bir an önce tekrar o eski, güzel, lezzetli e, tarım yöntemlerimize geri döneriz. Evet. Cumhuriyet'e geçelim mi? Geçelim. Cumhuriyet'te manşet yaz yerine şov. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemlerine yer verilmiş. Evet. Erdoğan görsel şölenli kongrede Gara'yı soran muhalefeti suçladı demiş. Ee, söylemlerinde yine başlıklar atılmış. Terbiyesi herif başlığı yer alıyor. PKK katliamı sonrası ulusal yaz ilan edilsin çağrılarını duymayan Erdoğan, hız kesmeyen AKP kongreleri için coşkumuzda hiçbir eksiklik yaşanmıyor dedi. Erdoğan Gara sorumlusudur sorulara yönelten Kılıçdaroğlu'na bizlere bunların sorumlusu Cumhurbaşkanı'dır nasıl diyorsun terbiyesi serif yanıtını verdi şeklinde. Şimdi o terbiyesi serif lafını biz gömelim toprağa, Hı -hı. unutalım Sayın Cumhurbaşkanımızın e, ağzından böyle bir laf evet, duymamışız Sayın gibi davranalım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun söyleme ithamı da ağırdı yalnız. Ne e, demiş? Şehitlerimizin e, bunların sorumlusu Cumhurbaşkanı'dır şeklinde. Şimdi... Ee, tabii o sorumlusu derken hı. büyük ihtimalle siyasi sorumluluğu kastediyor. Biraz daha açıklayıcı olmasında fayda var. Ama bunun karşılığı terbiyesiz eliftir. Yani bir kere yani, kelimeler çok e, aşağı kelimeler. Yani bu, bunlar böyle olmaz yani bu. Bunu, yani başka hı hı. şekilde yıllardır birbirlerine laf sokup duruyorlar Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Tayyip Erdoğan. Bu kadar düşürmemek lazım bu kelimeleri seçerken. Her neyse dediğim gibi biz onu gömelim. Olmamış gibi varsayalım. Ee, burada AK Parti kongresi çok eleştirildi. Eskişehir'de evet. de oldu biliyorsun kapalı mekanda çok kalabalık oldular. Bu eleştirilerden dolayı AK Partili dostlarımız kusura bakmasınlar. Bu eleştiriler haklı eleştiriler. Bakın ben burada iyi niyetimle bir hatayı göstermeye çalışıyorum. Bir, çok esnaf arkadaşım benim söyledi dedi ki kardeşim de biz dedi e, dükkanlarımızı kapatıyoruz dedi. Biz dedi dışarı çıkamıyoruz alışveriş yapamıyoruz dedi. Ben dedi dükkanımı kapatacağım. Bu AK Partili ve bunu söyleyenlerden biri de AK Partiliydi. Bu beyefendiler de orada da işte bir konferans yapıyorlar dedi. Şimdi bu bu yaklaşımda haklılar vatandaş. Evet. Biraz dikkat etmesi lazım AK Partileri Son zamanlarda AK Parti'yi yöneten bazı kişiler ciddi hatalar yapıyorlar üst üste. Bu hayra alamet değil AK Parti açısından. Hı hı. İşte biliyorsun bir 4 sene önceki bir konuşma metnini de Sayın Cumhurbaşkanının eline tutuşturmuşlar. Nereden Besin Cumhurbaşkanı onu okumuş? Hani zor duruma bırakmışlar Cumhurbaşkanını kendi genel başkanlarını. 4 sene önceki bir başkasının konuşmasını ona yaptırtıyorlar. Yani bu son zamanlarda AK Parti'nin üst düzey yönetiminde bir sıkıntı var gibi gözüküyor. Hem Rize'deki hem Eskişehir'deki kongre tabii ki bir şov olacak ama şu anda bir pandemi döneminde olduğunu unutmamamız lazım. Bu AK Parti'ye oy kazandırmaz. Yani vatandaş şöyle düşünmez. Bak AK Partililere ne güzel, coşkuyla bir araya gelmişler diye mi düşünür vatandaş acaba? Yoksa kardeşim biz pandemi nedeniyle eee fakru zaruret içindeyiz. Bunlar kendileri bir araya gelip eğlenceler düzenliyorlar diye mi düşünür? Bu sorunun cevabı AK Parti oy kazanıp Aslında kazanmayacağını gösterir. Aslında şöyle bir şey var. Sadece AK Parti değil, başka partiler de kongre düzenlediler ama e, şimdi AK değil. Parti büyük bir parti olduğu için tabii ki de ses Yok. getiren bir parti. Hayır, o zamanlar böyle kongre yasakları falan yoktu. Onun adını koyalım. E, CHP'liler, İYİ Partililer, MHP'liler e, kongre kongrelerini yasaklara uyarak yaptılar. Ama burada işte lep alep dolu işte ne güzel diyorlar. Bakın tekrar ediyorum benim niyetim bir, burada bir hatayı göstermek. Bu hatayı gösterirsem ve AK Partililer bu hatayı kabullenirlerse kendileri adına hayır işlemiş olurlar. Kendileri adına hayır yaparlar. Çünkü bu tip tutumlar oy kaybettiriyor onlara. Yani bunu söyleyelim. Çok uzatmaya gerek yok yani bu konuyu. Çok deşmeye de gerek yok. Ama muhalefet deşer işte böyle. Onu söyleyeyim. Yani bir malzeme veriyorsunuz. Ve bu malzeme de haklı bir malzeme oluyor. Bunu da unutmasınlar yani. Biz eleştirimizi yapalım bütün saygımızla. O eleştiriyi değerlendirip değerlendirmek kendilerine kalmış. Evet. Bu arada üniversitelerle ilgili dün bir açıklama yapıldı. Hibrit üniversite başlığı altında Cumhuriyet gazetesi de bu haberi vermiş. Bakanlığın önerisiyle üniversiteler bahar döneminde yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüldüğü hibrit karma eğitim yapacak. Binlerce öğrencinin kent değiştirmesi gerekecek. Üniversitelerde de yüz yüze eğitim anlaşmalar başlıyor. Bilekleriz. Bekliyoruz evet üniversite öğrencileri. Özledik değil mi? Eskişehir, hem özledik hem de Eskişehir ekonomisi için çok faydalı. Hem başladık. ekonomi için hem de o Bağlar Caddesi'nin o Tabii. cıvıl cıvıl halini de özledik. Tabii, Şimdi bizim gidiyoruz. Genç geç. şehir diyorlar ya bizim <laughs> genç olmamızın sebebi aslında yaş ortalamamız değil. Normal yaş ortalaması Eskişehir'in. <laughs> Diğer şehirlerle aynı. işte gelen üniversite öğrencileri bize neşe getiriyorlar, moral getiriyorlar. Her açıdan ekonomi açısından da gelsinler bekleriz. Hidret evet. değil tam yüz yüze eğitim olsun. Karadeniz'de korkutan artış başlığı yer almış. Dün de burada haber üzerinde rakamları göstermiştik. Onunla ilgili kısa bir açıklama var. Koronavirüs vakalarının Karadeniz'de artmasının nedenlerini yorumlayan Trabzon Tabip Odası Başkanı Güven, köylerden şehre gidiş gelişlerin fazla olabileceğini söyledi. Güven, AK Parti kongrelerinin vakaları daha da artıracağından endişeli. endişeli. Şimdi ha endişeleniyorsa tamam o ayrı. Ama evet. şu andaki yükseklik AK Parti kongresiyle olamaz yani daha Değil, yeni oldu tabi. kongre. Onun bir kuluçka dönemi var. Bu büyük ihtimalle Kafkasya'daki sınır geçişleriyle ilgili bir şey burcu. Benim <laughs> tahminim o. daha önceden de söylemiştim. Evet. Biraz dikkatli olmak lazım Yani Gürcistan ve Ermenistan'dan. Özellikle Ermenistan'da hiç böyle bir korona ile falan mücadele falan yok biliyorsun. Ermenistan Azerbaycan karşısında ağır bir hezimete uğradı. Zaten devlet otoritesi falan zaten pek yoktu iyice kalmadı yani. Oralardan geçişler oluyor Türkiye'ye işte gündelik işe geliyor Ermeni. <laughs> i̇şte inşaatta çalışıyor, şunu bunu yapıyor. Kaçak olarak tabii bunu yapıyor. İşte onlar gelirlerken beraber virüs de getiriyorlar. Büyük ihtimalle oradandır diye düşünüyorum ben. Tabii bilemeyeceğim. İstersen yerel gündeme geçelim. Tabii yerel gündeme devam edelim. Her zaman olduğu edelim. gibi Anadolu <laughs> Gazetesi'yle. Kendi gazetem gibi başlıyorum ben Anadolu Gazetesi'nde. Kendi gazeten gazetesinde. gibi başla o zaman. <laughs> evet şimdi bu bir vahşetle karşılaştık biliyorsun Eskişehir'de. Evet. Biz bu tarz bir vahşete alışkın değiliz doğrusu. <laughs> Eskişehir'in güvenli şehir olduğunu söyledik, çok da övündük. Şimdi bu güvensiz bir şehir olduğunu göstermez tabii, tabii o ayrı de. bir konu. De, alakası bile yok güvensizlikle ilgili. Güvenli şehir nedir, güvensiz şehir nedir? Şimdi adamın biri cinayet işlemeye kalktıysa sen onun başına, herkesin başına bir polis koyamazsın. Dünyanın her tarafında bu böyledir. E, bu arada olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu şu cinayet an? E, gibi cinayet ama. gibi görünüyor Ağırlık o konuda ama Tabii, henüz haklısın. net bir bilgi yok. Araştırılıyor, incelemeler devam ediyormuş. Merakla bekliyoruz bizlerde. Bir meslektaşın olarak da seni tebrik ediyorum. Yoğurdu üfleyerek yemek lazım burada. Biz genellikle soruşturma bitmeden millet olarak kanaat belirtmeyi pek seviyoruz. Bir bakıyorsun, intihar ve cinayet ve intihar çıkar. Bu da oluyor bazen işte bir baba mesela cinnet geçiriyor intihar edeceğim diyor. Sonra ben gidince ailem ne olacak Dur onları da öldürürüm, iyilik yapayım diyor. Mesela evet. böyle hastalıklı şeyler olabiliyor, olabilir. Ama burada cinayet şüphesi ağır. Evet, Onu ağır. Söyleyeyim, üç kişi de gözaltına alındı. <laughs> Tekrar yoğurdu üfleyerek yiyelim. Gözaltına alınan kişilerin suçlu olduğunu da düşünmeyelim. <laughs> ee, belki polis yanılıyor, olabilir. <laughs> belki başka sebepten gözaltına aldı. Mesela şunu yapar polis. Bazen e, sorgulayacağı bir kişiyi gözaltına aldım diye açıklar. Gerçek katil rahatlasın. Evet. Hata yapsın diye bunu yapar. Bu da olabilir yani. O yüzden biz biraz yoğurdu üfleyerek yerim ama bir yandan da tabii vatandaş telefonla bile arıyorlar beni. <laughs> ne olmuş bu cinayette? Tanımadığım insanlar. Bir yandan vatandaşa bir şeyler de açıklamak zorundayız biz gazeteciler. O yüzden bir böyle bir orta yol bulmak durumundayız. Üç kişi gözaltına alınmış. Bunlardan biri e, Baba Tokkal'ın e, oğluymuş biliyorsun. E, i̇lk evliliğinden. Oğluyla ilgili de ilk evliliğinden evet. olan oğlu. E, onunla ilgili aslında e, kapıyı açan Çilingir polis gözetiminde ilk kapıyı açan Çilingir'in bahşet anı ile ilgili o gördüğü manzarayla ilgili açıklamaları var. İstersen hem Çilingir'den dinleyelim hem de Çilingir'in bu e, Tokkal'ın oğluyla ilgili e, kendisi de tanıyormuş. Ve rica e, ederim seyircilerimizden. Sadece Çilingir değil arkadaşlarmış da Tokkal'dan da biraz uzaklaştırsınlar bu konuşmalar esnasında. <laughs> Bakalım görüntüler. Eskişehir'de İlkay ve Emel Tokkal çiftiyle ile 4 yaşındaki çocuklarının bıçaklanmış bir vaziyette evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili olayda polis ekipleri gözetiminde evin kapısını açan çilingir Ahmet Boz gördüğü dehşeti anlattı. Dün saat 13.45 sıralarında İki tane e, İlkay abinin arkadaşı geldi. İlkay abi bu arada benim karşı komşum. E, dediler ki böyle böyle İlkay abiye ulaşamıyoruz dünden beri. İzmir'deki kızı e, aramış böyle böyle ben anneme ulaşamıyorum diye. Dedim ki tamam kapıyı açarız lakin de ben polis olmadan açamam sonuçta kendi evleri değil. Daha sonra ben 155 aradım. Dedim ki böyle böyle bir durum var. Onlar dediler ki kızına söyleyin kayıt oluştursun ondan sonra biz gelelim. Daha sonra biz buradan çantamızı vesairemizi alıp olay yerine gittik. Kapıyı açmak için orada bekledim. Polisler geldiler. Daha sonra kapıyı açtım. Boz kapıyı açtıktan sonra ilk önce İlkay Tokkal'ın cesediyle karşılaştı. Açtıktan sonra İlkay abinin yerdeki ee, cesedini gördüm. Tam kapının arkasında yerde yatıyordu zaten. Daha sonra kapıyı hemen tekrar geri kapatıp arkadaşlarını oradan uzaklaştırdık. Çünkü eve girmeye kalktılar ister istemez. Daha sonra oradaki iki tane polis abim vardı. Onlar da ekipleri çağırdı. İlkay Tokkal ve ailesini tanıdığını belirten Çilingir Ahmet Boz, yaşanan olayın dehşet verici olduğunu belirtti. İlkay abiyle biz burada çok uzun zamandır komşu değiliz. Ama yine de bir 3-4 yılımız var. Yani beraber çay içmişliğimiz, sohbet etmişliğimiz var. Şahıs olarak, karakter olarak çok iyi biri. Zaten Emel abla, İlkay abi ve Doruk üçü birlikte dükkanda dururlardı. Aile şirketi gibi yani onların dükkanı beraber işe gelir, beraber eve giderlerdi. Evin içi çok kötü haldeydi. Yani bu kesinlikle insanlık dışı bir cinayet. Hani İlkay abi, ve Emel abla tamam, yani büyük reşit insanlar ama çocuğa yapılan o zulüm gerçekten ben dün gece sabahlara kadar uyuyamadım. Evet, o vahşet anına birebir tanık yani olmuş. Yani onu nasıl uyusun adamcağız yani? yani. Nasıl uyusun gece sabaha kadar uyuyamadım diyor. Benim bile aklıma geldikçe gece Bazen ben böyle haberleri değerlendiririm musun? Sen de yapar mısın? Gece yatmadan önce haberler geçer. Benim de aklıma geldiği zaman şöyle bir uykum kaçtı. Yani bir de adamın gördüklerini düşünüyorum da yani korkunç bir şey yani. Çok, çok kötü bir şey. Ben hayatımda böyle bir şeyle çok uzun süredir karşılaşmadım yani böyle bir var bu, bu tarz bir vahşetle. Yani 4 yaşında bir çocuk deyince insan zaten, böyle bir hani, duruyor yani. Bir hani de nasıl bir mantık yani? Her üçünün de vücudunda birden fazla bıçak birden darbesi fazla bıçak varmış. Bıçak darbesi var tabii. Yani o çocukcağızın canı yanmadı, bu... yanmıştır mutlaka. Benimki de soru mu yani de ya çok enteresan bir durum. Gerçekten tüylerim ürperiyor anlatırken bile. İstersen başka konulara geçelim. Geçelim. Diğer gazetelerde de zaten bu konuyu hı hı. dile getireceğiz. Eskişehir'in medya patronları Anadolu Hastanesi'ni ziyaret ederek hastane işletme direktörü Derya Yılmaz Demir'le görüşüyorlar. Hı hı. Demir, Eskişehir medyasının önemli isimleriyle bir araya gelmenin sevindirici olduğunu ifade ediyor. Eskurup Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Fetih Demirtaş'ın önderliğinde hı hı. Şehir Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Keskin, İstikbal Gazetesi'nin yine Yönetim Kurulu Başkanı Burak Türkmen ve 2 Eylül Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kayman katıldığı ziyarette Eskişehir'deki ekonomik gelişmeler ve pandemi süreci konuları görüşüldü. Tabii Geçtiğimiz günlerde de bir hastaneye evet. yönetimini ziyaret etmişlerdi evet. e, basın medya patronları. Evet. Ee, bu pandemi sürecinde tabii bu, bu tip ziyaretler çok önemli. <laughs> Medyayla hastanelerin, sağlık özel, özel, hastanelerin ve devlet hastanelerin tabii birbiriyle iletişim içerisinde e, dirsek teması içerisinde bulunması Hı. çok önemli. Bu maksatta gerçekleştirilen tabii, Dolayısıyla bu ziyaretleri ben çok önemsiyorum. Nitekim karşı taraflar, ya karşı taraf diyorum biz hemen gazeteci tarafı olduk. Nitekim karşı taraf yani hastane tarafları da bu ziyaretlerin ne kadar olumlu olduğunu sürekli anlatıyorlar. Devamını temenni ediyoruz. Devamı da gelecek gibi o halde. Öyle gözüküyor. Eskişehir sporla ilgili bir haber var. Seçsev biliyorsun yeni teknik direktörümüz. Evet. Cengiz Seçsev be, beğenilen bir teknik Sen direktör. Sen genelde Yeni Gün Gazetesi'nin spor haberlerini okurdun bugün. Evet ama Eskişehir <laughs> sporu uzun görünce dayanamadım ben. Çok evet. önemli bir başlık var orada. Seçsev özgüven aşılıyor diyor. Şimdi bir senedir biz galibiyet alamadık ligde. Kupada alındı da orada da 3. lig takımlarına karşı alındı. Şimdi biz ligde galibiyet alamadık. Dolayısıyla da bizim şu anda en önemli sorunumuz moral sorunu. Yani bir özgüvensizlik var. Ben Eskişehir Spor'un bu kadronun başından beri çok başarılı olamayacağını söylüyorum. Ama şu anda 4 puanımız var. 3'ü silindi. 7 puan diyelim biz ona. Bu kadro 7 puan alacak bir kadro değil. Daha yüksek puanları alabilecek bir kadroydu. Bunun aradaki fark moralsizlikten kaynaklanıyor. Çünkü yenildikçe yeniliyorsun artık. Böyle oluyor. Şimdi Cengiz Seçsev'in bu gençlere moral vermeye çalıştığını görüyoruz. Çok zor işi. Allah için çok. Bir de şunu söyleyeyim. Bu sene biz pek bu konu üzerinde durmadık. Taraftarımız yok. Maçlara gidemiyor taraftar biliyorsun. Evet. Taraftar olmadığı için de oluyor. çok kötü oldu. Hı hı. O. Yani o taraftar moral verir biz yani Kesinlikle. ben orada da hemen yine taraf olayım ben. Bir de eski taraftar, spor taraftarı, taraftarı ben de. muhteşem yani. Öyleyizdir. Övünmek gibi olmasın. Kesinlikle. <laughs> yani o moral de veremiyoruz onlara. Hı hı. Tamam hani gidiyorlar işte Murat Deli falan gibi sevgili arkadaşlarım baklava ikram ediyorlar falan ama o tribündeki tezahüratın yerini tutmuyor. Evet. Olmaz ya yani. o farklı bir şey. On binlerce kişinin gelmesi. Dolayısıyla bir moral vermeye çalışıyor Zor işi. Şimdi tuzla sporla maç yapacağız. Şey düzeltiyorum. Bandırma sporla maç Hı -hı. yapacağız. Bu 10. sırada ve 30 puanı olan bir takım. İddiası olan bir takım değil. Aslında ligde en kolay bunlarla mücadele edilir. Biz bandırmayı yenerek bir çıkışa geçebiliriz. Evet. İnşallah geçeriz. İnşallah. Cengiz Sessevi hocamızı da Burada ağırlamaktan büyük keyif duyacağız, evet. onu da söyleyeyim. Bu arada bir de e, duyuruda bulunalım. Anadolu Gazetesi de burada, STV'de Kandil Özel Yayın başlığı altında evet, e, duyurmuş okurlara. Kandil'imiz mübarek olsun söylemeyi unuttuk ama. Evet, bu arada gerçekten Kandil'iniz evet. mübarek olsun sevgili STV izleyenleri. E, Regaip Kandil'i nedeniyle Reşadiye Camii'nden özel yayın STV ekranlarında izleyiciyle buluşacak program bu akşam saat 19.30'da evet. yayınlanacak. Bunu da duyurmuş Biliyorsun olalım izleyenlerimize. Biz Perşembe akşamları Sayın Ali Baş ben benim moderatörlüğümde ve CHP'li meclis üyesi Sayın Nur Aykaç ve AK Partili meclis üyesi hı hı. Sayın Orhan Durmuş'la birlikte Eskişehir'in nabzını yapardık. Nabzını tutmaya çalışırdık. Bugün yapamayacağız onu ama yine de hayırlı bir sebepten dolayı yapamayacağız. Evet, Biliyorsunuz Regaip Kandili var. Hı hı. Regaip Kandilimiz mübarek olsun. Üç aylara girişim müjdeledi bu. Hayırlara vesile olsun. Evet. İstikbal Gazetesi'ne devam edelim. Hı hı. Polis katilin peşinde Buna eminiz. Eskişehir polisi çok yetenekli Aha. bir polis, onu söyleyeyim. Güvenlik kameralarını e, incelediklerinde e, tam Baba Tokkal'ın eve girdiği esnada e, dışarıya koşar adım birinin çıktığı görülüyor. Ama karanlık olduğu için tabii e, görüntüsü e, net bir şekilde e, gelen bilgiler doğrultusunda görülmüyor maalesef. Evet, şimdi hem karanlık olması var. Dün akşam da biz bunu tartıştık fikir meydanında. Hem karanlık olması bir handikap. Karanlıkta… E, Kameralar, güvenlik kameraları daha kötü <laughs> netice veriyor. İki, bölgede sürekli ağaçlar var. Yani hamam yolundan bahsediyoruz. Ağaçlar, dallar, onlar görüntüyü sık sık kesiyorlar. Bunların hepsi polisin elindeki dezavantajlar. <laughs> Avantaj da şu, hamam yolu. Yani her yerde var. Farklı farklı açılardan. Yani bir kameraya yakalanmadıysa öbürüne yakalanma ihtimali var. Ama bu öyle boyacı küpü değil. Yani daldırıp, boyayıp çıkartamıyorsun kumaşı. <laughs> Çok uzun ve e, disiplinli bir çalışma gerektiriyor. Yani 25-30 farklı kamera, belki başka yerlerdeki kameralar, bir ekip her bir kameranın başına. Şimdi şöyle düşün: e, 12 saatlik bir görüntü inceleyeceksin. Hadi incele bakalım. Kaç saat sürer biliyor musun o görüntüyi incelemenin? En az 12 saat sürer. Her birinin başına birer ekip olacak. Onlar işte çarpazlama yapacaklar. Dolayısıyla bir süreç alır. Ama ben kamera kayıtlarından katilinin yakayı ele vereceğine inanıyorum çünkü hamam yolunda yani herkes çok göz önünde bir yerde e, kaçmaya çalışmış. Mutlaka yakalanacaktır. Hani şöyle bir e, algı oluşturuyor babanın e, cesedinin hemen kapının önünde bulunması da e, ve e, Tokkal'ın eve girer girmez girdikten hemen sonra dışarıya koşar adım birinin çıkması. Yani e, bu cinayet olayında biraz Şimdi baba kapının ise duruma... şöyle bir senaryo kurabiliriz. Birisi zili çaldı, birisi ya da birileri tek kişi olmama ihtimal de var. Çünkü çok ağır bir fiziki performanstan bahsediyoruz. Yani bir insanı bıçaklamak ciddi bir kuvvet gerektirir ve defalarca bıçaklamaktan, üç kişiyi bıçaklamaktan bahsediyoruz. Bu bayağı bir pazu kuvveti gerektirir yani bu. O yüzden birden fazla kişi de olabilirler. Ki üç kişi gözaltına alınmış. Şimdi diyelim ki kapı çaldı, baba açtı. Şimdi bir kavga münakaşa olmadığına göre tanıdığı birisi olma ihtimali yüksek. Adam içeri girdi. İçeri, sen tanımadığın birisini almazsın içeriye eşikten içeri girdiğine göre yine tanıdık olma ihtimali yüksek. Ve orada belki de hainlik ederek yani silahını da gizleyerek cebinden çıkarttığı bıçağı artık nasıl bir bıçak onu şeyde belli olur. Otopside adli tabi belli eder onu. Bir bıçak, bir komando bıçağı mı, bir ekmek bıçağı mı neyse artık. Onu saplamaya başladı ve erkeği yani en savunabilecek olan kişi olan babayı saf dışı bıraktı. Ondan sonra kadına yöneldi. Kadını ...öldürdü ve en sonunda da... ...çocuğu öldürdü. Şimdi çocuğu olay yerinde bir bıçak bulunduğuna dair... ...herhangi bir haber düşmedi. Belki de bize söylemediler. Belki arkadaşlar. de o şekilde evet. Olabilir. Hani inkar olsa olay yerinde bıçak bulundu. Ama şunu bulunuyor. söyleyeyim. Kapının önündeki o mücadele olduğu zaman... ...mutlaka bir bağır çağrış olma ihtimali var. Diyelim ki komşular duymadılar. Olabilir. Televizyon açıktır, Hı -hı. şudur budur. Ama evin içindeki kadının duyması lazım. Bunu duyduğu zaman o kadının... ...çocuğuyla birlikte belki akıl edip... ...belki etmeyerek... ...muhtemelen içeriye saklanması lazım bir kapıyı kilitlemesi lazım. Bu durumda kapının parçalanmış olması, iç, iç kapılardan birinin zorlanmış olması gerekirdi. Onu da bilmiyoruz. Onunla ilgili bir açıklama da yapılmadı. Bu olayın detayları her geçen gün aktarılıyor. Çocuğun öldürülmesi bahredecek. bana babanın ya da annenin zürriyetine yapılmış yani geleceğine yapılmış, istikbal çocuklarına yönelik yani senin genlerini bu dünyadan sileceğime yönelik bir saldırı gibi geliyor bana. Anlatabiliyor muyum? Yani hı hı. çocuğun öldürülmesi Gerçekten tam bir nefreti gösteriyor yani çocuğu her an sevmediği için değil anneyi ya da babayı sevmediği için çocuğunu da öldürdüm ben senin diyor bu dünyadan tam olarak geleceğini de sildim Hı -hı. seni diyor dolayısıyla bu biraz böyle ailevi bir şey gibi gözüküyor yani evet bu arada Kerem hızlanalım arkadaşlar uyarıyor haklılar ee, istersen Son, son haber haberle devam edelim. Bakalım. Su yok fatura var diyor. Bu arada bakalım son 10 dakikamıza girdik. Seyircilerimizden özür dileriz ama çok önemli konular tabii bunlar. Evet. Su yok fatura var demiş. Sulama birliklerinin çiftçilere hizmet alamadıkları su kuyularından su bedeli adı altında fatura göndermesi çiftçileri isyan ettirdi. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi Çakır Özer Eskişehir ve Türkiye'de on binlerce çiftçimize yapılan haksızlıktır ifadelerinde bulundu. Sulama birlikleri ne işe yarar? Sulama birlikleri niye sürekli çiftçimizden para talep eder? Bunlar ayrı tartışma. Aslında çok da güzel tartışma konuları. Ama çiftçimizin kullanmadığı sudan para istemek gaddarlığın bir ileri aşaması. Burada tabii hükümetimizin de bu konuya el atmasını bekliyoruz biz. Çiftçimiz gerçekten çok zor durumda. Bu, bu, bu işlerini biraz daha da zorlaştırmayalım. Şimdi AŞEV'ine bağış diye bir haber var. Bu önemli bir Hı -hı. haber. Avrupa Türkleri Kültür Dayanışma Platformu Odunpazarı Belediyesi AŞEV'ine önemli bir bağışta bulundu platform AŞEV'inden destek alan ihtiyaç sahiplerini bir günlük yemek ihtiyacını karşıladı diyor. Allah onlardan razı olsun. Evet. Yine STV ile ilgili bir gelişme. STV'de canlı yayınlanan açıkça programına konuk olan Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam. Gençlerimizi Sarıcakaya'da tutamıyoruz. Ben şundan olduğunu düşünüyorum. Biraz bizde tarımdan bıkmışlık var ifadelerinde bulunmuş. Tarımdan bıkmışlığın pek çok sebebi var. Birincisi bu köyleri mahalle haline getirmek çok büyük darbe oldu tarıma. Ee, okullar, ha, şeyler, sağlık ocakları bunların bir kısmı kapandı. Bütün bunlardan dolayı e, vatandaş, özellikle gençler çocuklarını alıp şehre gitmek istediler. Çocuğunu nasıl okutacak adam yani? bu Bunlar oldu. Yani Ankara'da birileri masa başında karar veriyor. Diyorlar ki işte bundan sonra köylerimiz mahalle oldu. Aman ne güzel. Ondan sonra bütün tarım mahvoluyor. Bunun çok önemli bir etkisi var tarımda planlama yapılmaması bu hükümeti ve daha önceki hükümetleri en ağır eleştirdiğimiz şey bir planlama yok tarımda. Allah ne verdiysek salmış durumdayız. Ee, ve bu, bunun dışında da tabii döviz kuru gibi ekonomik, genel ekonomik sorunlar da var. Maalesef genel olarak Türkiye'de tarımla ilgili bir sorun var. Sakarya gazetesiyle devam evet, edelim. Sakarya kan donduran detaylar başlığı altında Eskişehir'de yaşanan vahşet haberini okura aktarmış cinayetle ilgili detayları sunmuş. Ee, yan tarafta normalleşmek zorundayız başlığı altında Eskişehir ticaret odası başkanı Metin Güler'in söylemlerine yer verilmiş. Güler Eskişehir'in ekonomisinin diğer kentlere göre pandemiden daha fazla etkilendiğini söyleyerek bir yerden başlamalıyız normalleşmek zorundayız demiş ki normalleşme adımları da atılmaya başlandı. Bu arada e, sağlıkçıları sucuklu moral başlığı yer alıyor. Biliyorsun e, Sivrisar e, sucuk ile meşhur. E, geçen yılda deprem dolayısıyla yapılamamıştı. Yine e, örnek, güzel bir örnek sergileyerek deprem zedelere Sivrisar Belediyesi tarafından e, sucuk ikramı evet, da bulunuyor. Bu senede vallahi. sağlıkçılarımıza e, moral amaçlı. Daha önceki senede de bir terör saldırısı olmuştu. Evet. Bir türlü o sucuk festivalini yapamıyoruz. Değil mi? Bu senede pandemi girdi. İnşallah seneye böyle. Ama daha iyi yerlere alıyor. gidiyor. Mesela şu an sağlıkçılarımıza moral evet, oldu. Onu, evet. ee, Ama yani birisi sucuk yapsa benim de moralim düzelir. Sivrihisar sucuğu <laughs> Kesinlikle adamın moralini düzeltir. Ee, yani. Bir kere katılma şansım oldu Sivrihisar festivallerine ve o lezzetli sucuktan tatma imkanım oldu. Hala tadı damağımdadır. Gerçekten O sucuktan İnanılmaz. Eskişehir'de de bulmak İnanılmaz. mümkün. Bu arada Ama işte oradaki gibi olmuyor. Oradaki atmosfer çok farklıydı farklı böyle. Ekmek arasında sucuklar kıstırılmış. Bir de şey e, tabii eğlence, konser, festival falan. Hı. Şimdi çok eğlenceliydi. Ağzımızın suları aktı. Kusura bakmayın. Dilimiz dolaşırsa seyircilerimiz <laughs> Ee, özür dileriz, ağzımızın suları aktı çünkü sucuk evet. deyince birden. Tarlalarımızı satmayalım. Sarıcakaya Belediye Başkanı hı hı. Hüseyin Çam, STV'de yayınlanan Açıkça programına konuk oldu. Gazeteciler Ali Baş ve Meltem Karakaşkaya'nın sorularını yanıtlayan Çam, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. programdan satır başlıkları diyor. Hemen hı hı. izleyicilerimizle paylaşalım. Şu anda da yansıdı zaten ekranlarımıza Yeni Gün gazetesi. E, sahipleri kesinleşti. Nefes alanı oluşturacak. Tarlalarımız elimizden gider. Sarıcakaya için özel eylem planı yapsınlar. Geleceğe en büyük miras diye başlıklar var. Bunu internetten bu güzel değerli programı takip etmek mümkün. Bu arada Yeni Gün gazetesinin manşetinin bir altında bir haber var. Eto paranın kitabını yayınladı diyor. Evet. Bu bizi çok mutlu eden bir haber. Herhalde Hı -hı. haberi yazan arkadaşlarımız da yazarken çok mutlu olmuşlardır. Çünkü bir meslektaşımızdan hem de bu kurumda çalışan bir meslektaşımız hı hı. Deniz Çağlar Fırat'tan evet. bahsediyor. İkinci Deniz bölümde Çağlar... de konuğumuz olacak kendisi. Evet, Deniz Çağlar'ı burada ağırlamak sevgili dostum Deniz'i ağırlamaktan da büyük keyif duyacağız. E, paranın kitabı Deniz aslında es STV ekranlarında herkesin tanıdığı bir isim hı hı. ama onu bir gazeteci olarak biliyoruz aynı zamanda bir ekonomisttir Deniz. Evet e, Bir bankacılığı da vardır onun. E, Deniz'in paranın kitabı bununla ilgili çok güzel çalışmaları hı hı. da var. Gazeteci ve yazar ve araştırmacı arkadaşım, Paranın Kitabında bize anlatacak, biz de Paranın Kitabının sayfalarını karıştıracağız, belki araya sıkışmış bir para bulabiliriz diye son bir umutla. <laughs> Ama en azından o olmasa bile oradaki bilgilerin paradan bile kıymetli olduğuna ben inanıyorum. Evet. İkinci bölümü seyircilerimize hatırlatalım. Evet Deniz Çağlar ve, Fırat ve Paranın Kitabı'nı evet. burada tanıtacağız. 2 Eylül'de İki, devam evet. edelim. 2 Eylül'de 3'ü de yan yana defnedilecek. Başlığı altında e, aile vahşetiyle ilgili, cenaze töreniyle ilgili e, bilgiler aktarılmış. Çiftçiye kullanmadıkları suyun faturası gönderildi. Başlığı altında milletvekili Utku Çakırözer'in e, çiftçilerin yaşadığı sıkıntıyla ilgili haber okura e, duyurulmuş. Bu arada AK Parti kadınların omuzlarında yükseliyor başlığı yer Oluyor. AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi Ekin Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, AK Parti kadınların omuzlarında yükseliyor diye konuştu. Ee, özellikle 2002 seçimlerinde kadın üyelerinin AK Parti'nin başarısında çok büyük bir e, dahli vardı. Daha sonraki seçimlerde de e, kadınlar AK Parti'nin e, başarılarında çok önemli bir rol oynadılar. Tabi bu sadece kadınlarda örgütlü olması lazım kadınların. Hı hı, AK Parti kadın kolları genel olarak çok başarılıdır. Son zamanlarda bazı değişiklikler yapıldı. Pek AK Parti'nin Eskişehir'de hoşlanmadığı değişiklikler oldu kadın kollarında. Ama her şeyin hayırlısı olsun diyelim biz. Burada önemli olan partinin çıkarlarıdır. Bakalım yeni kadın kolları nasıl çalışacak hep birlikte göreceğiz. Fakat kadınlar eğer bir partide çalışmıyorsa o parti muvaffak olamaz. Onu evet. da söyleyeyim. Diyelim ve milli iradeye bakalım. Evet. Milli İrade'nin manşetinde de yine yan yana gömeceğiz başlığı altında e, ailelerin e, defin töreniyle, cenaze töreniyle ilgili bilgiler aktarılmış e, okura. Kar nedeniyle yolcu otobüsü devrildi başlığı yer alıyor. Ölen ya da yaralanan olmadı. İnönü ilçesi Dutluca mevkii yakınlarında yol kenarındaki ağaca çarparak devrilen ve içerisinde 24 yolcu bulunduğu öğrenilen otobüste ölen ya da yaralanan olmadı. Yolcuların kaza yerine gelen bir diğer otobüsle Eskişehir'e getirildi. E, öğrenilmiş. E, her zaman belirtirim kazaların evet hepsi çok kötüdür, bizleri korkutur ama otobüs kazası deyince evet, daha bir ürkeriz, korkarız. Benim başıma korkarız. geldi bir kere. Çünkü çok evet. e, yolcu sayısı da fazla olduğu için. Tabii yani normal. Çok kötü bir şeydi. Hı hı. Allah korumuş. Allah bütün vatandaşlarımızı korusun. Son olarak Şehir Gazetesi'ne geçelim. Hı hı. Ve programımızın ilk bölümünü de bitirelim. Vaktimizin evet. sonuna geldik çünkü. Şehir Gazetesi o vahşetin perde arkası demiş. Güzel bir tramlı bir alanda iyi bir sayfa tasarımıyla okurlarına buluşturmuş. Tebrik ederiz onları da. Evli çifti ve 4 yaşındaki çocuklarını bıçakla delik deşik ederek öldürdüler evin kapısını açan çilingir insanlık dışı bir olayla karşılaştım. Sabaha kadar uyuyamadım diyor demiş. Daha önceden belirtmiştik zaten bunları. Ekmek askıları ekmeksiz kaldı. Bu çok önemli bir haber bence. Evet, Biliyorsun eskiden... Türkiye'de ciddi bir fakirlik hatta açlık boyutuna ulaşan Hı -hı. bir fakirlik sorunu var. Nitekim iktidarın ortanca ortağı Sayın Devlet Bahçeli de bir kampanya başlatmıştı. E, askıda ekmek uygulaması başlatalım diye açlık sorunuyla mücadele edebilmek için hı hı. E, bu çok önemsediğimiz bir kampanyaydı. de askıda ekmek e, Osmanlı döneminde de uygulanan çok eski yani Osmanlı çok eski bir yani, kültür evet. değil mi? Çok eski bir kültür olduğunu biliyorum ben. Benim çocukluğumda evet. da vardı. Daha eskisini bilemeyeceğim. Yani bu kültürü unutmamamız lazım. Şunu unutmayalım İnsanlar bugün çöpleri karıştırıyorlar yiyecek bulmak için hiç lamıcı yok böyle? O, ama Ay'a gidiyoruz ama Jüpiter'e gidiyoruz falan demesinler insanlar. Çöpleri karıştırıyor. O yüzden biz vatandaşa düşen bir sorumluluk var. Paylaşmayı bilmeliyiz arkadaşım. Bir ekmek hı hı. aldığın zaman fazladan bir ekmek için onu askıya koymak çok zor bir şey değil. Ben e, bu felaket dolu günlerde, bu zor günlerde vatandaşların birbirine yardımcı olacaklarına inanıyorum. Ki çok da güzel yardım çok güzel yani, bir yardım. Bir, bir somun ekmeği bir Allah kimseyi Hı hı. O yüzden askıda ekmek bırakmayanlar, unutanlar diyeyim ben. Bunu unutmasınlar o sıcacık bir ekmek kokusunun insana vermiş olduğu morali hiç küçümsememek lazım. Rica ediyorum vatandaşlarımızdan, STV ekranlarındaki bizim izleyenlerimizden, askıda ekmek uygulamasına ciddi alsınlar. Bu sorunu el ele omuz omuza çözebiliriz. Bize bizden başka faydası olan da yok. Vatandaş evet. kendi derdini kendi çözecek. Gözken o. İstersen bir ara verelim. Evet, diyelim ve kısa bir ara olarak... verelim. Noktalayalım. Evet. Kısa bir ara vereceğiz sevgili STV izleyenleri ama ekranlarınızın başından ayrılmayın. Döndüğümüzde gazetezi gazeteci Deniz Çağlar Fırat'la e, İpek yolundan Ankara'ya kağıt para isimli kitabını konuşacağız. E, şimdilik kısa bir araya gidiyoruz. Müzik